Tanjant 5x bölü 3 çarpı tanjant 20 1'e eşit olarak verilmiş. 1'e eşit verilmiş. Şöyle hareket edebiliriz. Şimdi tanjant alfa aslında 1 bölü şöyle kosinüs değil de kotanjant olacak. 1 bölü kotanjant alfa olarak yazılabilir. Yani biz buradaki tanjant 20 yerine 1 bölü kotanjant 20 yazabiliriz. Şöyle olur. Kotanjant 5x bölü 3 çarpı 1 bölü kotanjant 20 eşittir 1 olacak. Şimdi şunun paydası ya da şu 1 bölü şeklinde olduğu için bu ifade paya kotanjant 20 de paydaya gelecek. Bu şekilde yazarsak ifademiz kotanjant 5x bölü 3 bölü kotanjant 20 olur. Eşittir 1. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabiliriz. Şunun paydası 1. Şöyle çapraz çarparsak bizim ifademiz kotanjant 5x bölü 3 eşittir kotanjant 20 olur. Şimdi kotanjantlar birbirine eşit olduğuna göre buradaki açılar yani şu açılar 5x de 20 derece birbirine eşit olmalı. Şöyle yazabiliriz. 5x bölü 3 eşittir 20. Yalnız doğrudan doğruya eşit olmak zorunda değil. Eğer 180 derece fazlası ise yine eşit olacak. 180 derece fazlası da eşit olur. Yani şunu söylemek mümkün. Kotanjant A eşittir. Kotanjant B ise A, B'ye eşit olabileceği gibi A, B artı 180'e de eşit olabilir. 180 fazlası da olabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Bu nedenle şu 20 derecenin yanına 180 derece yazabiliriz. Artı 180 yazabiliriz. Tabi sadece 180 değil, 180'in katı olan açıları yazdığımız zaman da eşit olacaklar. Bu nedenle 180 derece çarpı K demeliyiz. Böyle olacak. Şimdi şunun tamamının paydasını 1 kabul edebiliriz. Şöyle içler dışlar çarpımı yaparsak 5x eşittir 3 çarpı 20 60 artı 3 çarpı 180 çarpabiliriz ama birazdan 5'e böleceğimiz için ben çarpmıyorum. Şöyle yazıyorum. 3 çarpı 180 çarpı K. Şimdi her iki tarafı 5'e böleceğiz. Şöyle bölelim 5'e. Her birini 5'e bölüyorum. Şunlar gidecek. Bizim x'imiz eşittir. 60'ı 5'e bölersek 12 artı şu da sadeleştirme yapalım. 5'e bölüyorum 1. 180'i 5'e bölersek bu da 36 olur. Şimdi kalanları yazıyorum. 3 çarpı 36 çarpı k yani bizim x'imiz eşittir 12 artı. Şunları çarparsak 108 k. Şimdi k'nın yerine tam sayı değerleri verebiliriz. K yerine 1 versek şöyle k yerine 1 versek bizim x açımız 12 artı 108'den 120 derece olur. Eğer k yerine 2 versek bizim x açımız 12 artı işte 108 çarpı 2'den burası 216 yapar. 12 de burada 220 8 olur. Bu şekilde açıları bulabiliriz. Ama bizden istenen şey 0 ile 180 derece arasındaki karşılığı. 0 ile 180 derece arasındaki karşılığı da 120 derece olur.